Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından merhaba. Bugün milletçe yas içinde olduğumuz bir gün ve bugün program yapmak gerçekten zor. Ama aynı zamanda omuzlarımızda bir sorumluluk hissediyoruz. O da Türk halkına, Türk milletine doğru bilgileri verme sorumluluğu. Biz de bu sorumluluk bilinciyle bugün buradayız. 6 Şubat 2023 ileride de hafızalarımızda kazılı bir gün olarak kalacak. İleride bunu bir felaket günü olarak anacağız. Kahramanmaraş merkezli deprem ilk olarak gece saatlerinde vurdu. 7.7 şiddetindeydi. Daha sonra 9 saat sonra ikinci deprem vurdu. 7.6 şiddetindeydi. İki depremin üst üste olması aslında uzmanları bile şaşırttı. Ancak depremin şiddetinin çok büyük olması çok büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi ve 10 ilimiz bu şiddetli depremi sadece hissetmedi, aynı zamanda 10 ilimiz bu şiddetli depremlerden etkilendi. Can kayıpları çok fazla, yaralılarımız çok fazla, binalarımız yıkıldı. Bunların sayıları binlerle ifade ediliyor. Tabii ki bütün bunlarla ilgili koordinasyon çok önemliydi. Biz de bugün tam da bu konuyla ilgili konuşacağız. Afet lojistiğini konuşacağız. Bir yanda yardıma gelmek isteyenler var, bir yanda da yardıma ihtiyacı olanlar var. Peki bunlar arasındaki koordinasyon, lojistik koordinasyon nasıl sağlanacak? Bugün bu konuyla ilgili bir uzmanı ağırlıyoruz. Çok değerli bir akademisyen hocamızı ağırlıyoruz bugün. Profesör Doktor Zafer Acar, İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Hocam bu zor günde, bu gerçekten konuşmanın bile çok ağır olduğu, kelimelerin külçe gibi olduğu bir günde geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada konuşmamı başlamadan önce de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve kalanlara da başsağlığı diliyorum. Umarım ki yaralar çok çabuk sarılır. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Hocam dediğimiz gibi aslında kaç gündür hepimiz televizyonların başındayız, sosyal medyanın başındayız, bütün gelişmeleri izliyoruz. Burada 10 ilimiz var depremden etkilenen ve çok ciddi bir... Bir de geniş bir coğrafya. Evet, yıkım var aslında. Viran olmuş şehirlerden bahsediyoruz biz artık. Burada yardıma muhtaç çok fazla vatandaşımız var. Bir de bunlara yardıma gitmeye çalışan bir ülke var. Tek yürek olmuş bir Türkiye'den hatta bahsediyoruz aslında. Hatta yurt dışından yardımlar. Evet, sadece Türkiye'yi de söylemek aslında doğru olmaz. Birçok yabancı ülkeden de ekipler koştular, geldiler yardımcı olmak için. Burada onları tek tek sayamıyoruz ama evet, hepsine sevgimizi iletiyoruz buradan. Teşekkürlerimizi, minnetimizi iletiyoruz. Hocam şimdi yardıma ihtiyacı olanlar bir yerde, yardım etmek isteyenler bir yerde. Ve ortada çok önemli bir soru var. Bunlar bir araya nasıl gelecekler? Bunun koordinasyonu, bunun yönetimi nasıl sağlanacak? Burada da en önemli bileşenlerden biri biliyoruz ki lojistik. Lojistik. O da bizim aslında evet, temel konumuz. Evet. Bize önce biraz afet lojistiğinden de bahsederek hocam, çünkü akademik bilgiyi evet, bugünlerde bulmak da çok kıymetli. Sizin vereceğiniz her bilginin, söyleyeceğiniz her cümlenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bilgi birikiminize de istinaden. Önce bize biraz afet lojistiğinden bahsederek konuya giriş yaparsanız. Teşekkür ederim. Önce davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef bu acı günde kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet ve şu an enkaz altında olanlara dayanma gücü diliyorum. Yani çok zor. Şimdi lojistik öyle bir konu ki aslında hayatımızın her tarafında var. Evet, bu acı anda da var ama normal hayatımızda da var. Ki çok yakın tarihte pandeminin içinde yaşadık biz. Niye aynı şeyi yaşadık? Hep beraber konuştuk, sizlerle konuştuk, diğer yerlerde konuştuk. O zaman da bütün hatta dünya öğrendi işte lojistiğin önemi, tedarik zinciri kavramının ne olduğu, belediye başkanlarından devletin en üst kademedeki yöneticilerine kadar herkes bu kavramları kullanmaya başladı. İlk başta yanlış kullandılar, sonra yerine oturdular. Yavaş yavaş bu bilinç, bu bilgi herkese yerleşiyor derken başımıza böyle bir felaket denk geldi. Şimdi konunun da çok fazla o duygusal yoğunluğunun üzerine gitmeden başka tarafa doğru çekeyim. Şimdi bir herhangi bir ürünü ham maddesinden, bununla ilişkili ham maddesinden
nihai müşterisine ulaştırana kadar arada birçok ham maddeyi çıkaran, ara mamül üreten, nihai bunu götüren birçok bağımsız işletme vardır. Buradaki sanal zincire biz tedarik zinciri diyoruz. Ama bu tedarik zincirini bir araya getiren, onların mayası birleştiren, o akışları sağlayan, kontrolü yapan ve buradaki maliyetleri de aslında bir nebze kontrol eden lojistik unsurdur. Stratejik bir önemi vardır. Afet lojistiğinde de aslında farklı bir şey yok. Sizin vurgulanın bir tarafta bu her türlü yardıma. Çünkü bu bir kriz durumu. Kriz durumu beklemediğimiz bir zamanda ortaya çıkan, toplumsal dengeleri alt üst eden ve özellikle kaynakların kısıtlı olduğu zamanlardır. Çok kritik zamanlardır. Kaynak kısıtlıysa elde mevcut kaynakları bizim koordineli bir şekilde kullanmamız, eriştirmemiz ve hatta eriştirirken de üzücü ama seçerek eriştirmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar afet lojistiğine doğru döndüğümüzde çok büyük bir coğrafya. Yani 10 tane şehir diye sayılarla konuyu küçül, işte 81 il var, onu hayır böyle değil. Çok büyük bir coğrafyada bir yıkım var. Bunun içinde büyük şehirler var, küçük köyler de var. Hala erişilemediği için o şu kadar bin ev yıkıldı diye saydığımız rakamın içine belki katamadığımız evler ve insanlar var. Kurtulanlar var. Evet, kayıplarımız var. Bunları rakamsal ama hala renk azının altında olanlar da var. Şimdi bir kere ne lazım? Oraya iş makineleri lazım. İş makinelerinin tamamını oradan temin edemeyiz. Üstüne üstlük o iş makinesinin operatörünün hayatta kalıp kalmadığından emin değiliz. O iş makinesi operatörünün kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, kayınpederinin evinde ona yardım ediyor olması da gayet doğal ve insani bir durum. Dolayısıyla buranın operatörlerinin temin edilmesi, bakın şimdi kaynak dediğimiz insan kaynağına kadar burada gidiyoruz. Buradaki operatörlerin temin edilmesi. Buraya herkes malzeme gönderiyor. Ama bir de oradan kalkacak şu an bir sürü yıkık evlerden harfiyat var. Bunlar ortada durduğu sürece biz ne yolları açabiliriz, ne yardımları yeterince dağıtabiliriz, ne de bu yıkıntıların altındaki insanları kurtarabiliriz. O zaman onların kaldırılması, bir yerlere götürülmesi lazım. Şimdi bunlar şu dakikada oturup planlayalım. Ay ben bunu çok iyi biliyorum. Bilen birkaç tane daha hocam var. Bir araya gelelim, bunun plan. Hayır, bu dakikada yapılacak bir şey değil. Bu önceden yapılması gereken şeydi. Şimdi önceden diyorsunuz hocam, onu bize birazcık açsanız. Yani ne kadar mesela, önceden? Kriz yönetiminde bizde, ben uluslararası ilişkiler evet. okuduğum için biliyoruz, bir krizin öncesi var, hazırlık aşaması var, bir esnası. Biz aslında şu anda tam da esnasının kalbindeyiz. Evet. Hepimizin de kalbi zaten bu coğrafyada atıyor. O geçmedi, o süreç evet, geçmedi. Evet, o süreç geçmedi, o sıcak süreci yaşıyoruz. Sonrasını konuşmak çok fazla erken. Şu anda doğru değil. Zaten çok sıcak. Hele bu doğa şartlarında, evet, çok bu sıcak gelişmeler. Yani hocam bize biraz bu süreci anlatsanız. Yani bu bizim yaşadığımız ilk deprem değil. Değil. İlk tecrübemizde değil ve biz deprem ülkesinde yaşadığımızı biliyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren bu bize zaten öğretiliyor. Zaten yaşayarak da görüyoruz. Yani bu sürecin öncesinde neler vardı? Lojistik özelinde, afet lojistiği özelinde de biraz bilgilendirirseniz. Ve esnasında siz neler gördünüz? Yorumlarınız, gözlemleriniz nelerdir? Biraz evvel verdiğim o iş makinesi operatörü örneği herkes için geçerlidir. Oradaki polis için de geçerlidir. Orada ailesiyle birlikte lojmanda kalan asker için de geçerlidir. Dolayısıyla bu gibi afetlerde afet bölgesine dıştan yardım yapılması aslında işin doğasındadır. Fakat bunların nereden olacağının planlı olması gerekir. Öncesinde silahlı kuvvetlerin EMAS, Emniyet Asayiş Planı ve doğal afet yardım planları vardı. Bunlar daha sonradan sanırım 2016 yılı sonrasında yasal düzenlemelerle kaldırıldı. Ama orada o kapasite, o yetenek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hala durmakta. İş makineleri nehirleri geçecek köprü yapma kabiliyetine sahip iş makineleri var, teçhizat var. Büyük sahra çadırları var. Gata kapatıldı. Oradaki oranın ve birliklere yayılmış sahra hastaneleri vardı. Bu teşkilatlar vardı. Dolayısıyla ama bu yetenekler ortadan kalkmış değil. Sadece yapı değişti. Peki oraya nereye kaydı? 99 depreminde, iki büyük depremde 99 yaşında
edinilmiş tecrübelerle AFAD kuruldu. AFAD'ın Türkiye'nin çeşitli yerlerine yayılmış olan merkezleri var, depolar var. Deponun dışında ulaştırma kabiliyetiyle ilgili olarak yapılmış ön sözleşmeler var. Firmalarla yapılmış ön sözleşmeler var. Bunlarla alakalı bir teşkilatımız yok değil, var. Kızılay var ki müthiş bir tecrübe birikim var. Yurt dışına da defalarca Türk bayrağı altında gittiler. Müthiş işler yaptılar. Büyük afetlere katıldılar. Aylarca afet bölgesinde kaldılar. Oradaki tecrübe birikimi muhteşem. Dolayısıyla bunlar elimizde var. Şimdi hani baktığınızda ne görüyorsunuz dediniz ya, o soruya geleceğim. Baktığımda ne görüyorum cevabını verirsem çok ağır eleştiri olur. O da zamansız olur. Çünkü esnasında yaşıyoruz ya. Bu deprem bilimcileri. De hocam duygusallığımız evet, da var. Evet. Yani duygusallık aslında bir yandan biraz tepkiselliği de doğurur. O yüzden orada sakin olmamız gerekiyor. Hepimiz için. Evet. Orada sakin olmamız. Şimdi deprem bilimiyle uğraşanlar ve özellikle daha önceki yıllarda ismini çok duyduğumuz depremle ilgili sivil toplum kuruluşlarının yayınlamış olduğu deklarasyonlara, konuşmalara bakarsan şu 72 saat denen bir altın zaman vardır. Bunun bir de ters tarafı vardır madalyonun. Bu 72 saat bazen de oradaki insanların üzücü ama kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları. O yüzden zaten herkes söylüyor deprem çantalarınız olsun, sağlam evlerde oturun, müteahhitler vesaire. Ha, o müteahhit, o başka bir kanalın veya o başka programların şey, benim alanım değil, yasal süreçler değil ama bunlar olduktan sonra bu 72 saatin içerisinde bu insanlara şu an yine aslına bakarsanız ikinci günde büyük bir oranda erişildi. Her yere erişilemedi. Bunu biliyoruz. Sosyal medya artık bunu söylüyor. Yani televizyon kanallarından duyduğumuz bazen laflar o duygusallık veya moral vermekle o da bazen abartılı olabiliyor. Dolayısıyla yine arada kaldığımızda sosyal medya kanallarından gelen bilgilerle de biliyoruz her yere erişilememiş ama erişiliyor. Buradaki koordinasyon evet o bölgedeki valilik görevlerini devralacak ki bu uygulama yapıldı. Bunu biliyoruz. Valilik görevlerini devralacak o yeni valilerin koordinesi altında yapılması gerekir. AFAD devreye girdi bunu biliyoruz. Hatta şöyle girdi çünkü... Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin her tarafından şu an araçlarla, hani biz lojistikçiler farklı ifade ederiz ama hani herkesin bildiği tırlarla yardım malzemesi yağıyor. Ama bu yardım malzemesinin hepsi eşit önemde değil. Şu an için oradaki önemli olan birinci aşamada kan önemli, su önemli, küçük çocuklar önemli, işte bazı hijyen malzemeleri önemli, hava çok soğuk. Isınmak önemli ki bunun içinde işte piknik tüpü tarzı jeneratörler hani eskiden ev kullandığımız katalitik soba tarzı şeylerimiz. Ama evet sonraki aşamada kıyafete de ihtiyaçlar olacak. İlk aşamada battaniye ama aylarca battaniyede yaşayamazlar. Ona da ama bunların da önceliklendirilmesi lazım. Bu aynı zamanda İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yardım toplayan gönüllü bir şekilde gerçekten cansiperane bir şekilde... Biraz evvel kendi üniversitemde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki yardım toplama çadırının içerisindeydim. Orada çok güzel bir şekilde onu yapıyordu. Bebek maması, erkek kıyafeti, kadın kıyafeti, hijyen bezi, hepsinin kutuların üzerine. Evet, bunun olması gerekiyor. Çünkü bunların her birinin gönderilme önceliği bile farklı. Bunun, bakın burada... Dedik ya bunu kim plan? Bunu da artık kimse plan. Bu bilinçli olmamız lazım çünkü biz deprem ülkesiyiz. Öbür taraftan lojistiğin bunun içerisinde olduğu ve stratejik anlamda hem bir işletme için hem ülke için çok kritik olduğu ve bu koordinasyonun sağlanmasında burada kastım hani lojistikle ulaştırmayı bir tutup Ulaştırma Bakanlığı mı diye hayır o değil. Ama mesela eskiden bir yine 2016 öncesinde lojistik koordinasyon masamız vardı bizim. Çeşitli bakanlıkların müsteşarlarından oluşan bunun olması lazım. Yani bir üst akıl, bir koordinasyon merkezimiz olması lazım. Yani her bakanlık ayrı ayrı değil. Bunların da eşgüdüm halinde. Şu anda o yok mu? O şey yok. O lojistik koordinasyon...
Evet. Bunu da ifade edelim buradan. O yok artık, o yok. O görev yapılmıyor bu yeni sistemimizde. Dolayısıyla o mevcut değil. Ama bundan dolayı da belki birazcık bölgeye hani ifade maruz görün, çılgıncasına malzeme akıyor. Ve şu an AFAD şehirlerin girişinde onları durduruyor. Durduruyor. Öncelikle yetkili yerden gelmiş mi, içinde ne var, bunları önceliklendiriyor depo. Çünkü böyle bir depo, hani normalde öyle bir depo yok. Hele hele o bölgede böyle bir şey, yıkıntılarınızda böyle depo bulmamız mümkün değil. O kadar tonlarca malzeme geldiğinde, binlerce araçla malzeme geldiğinde bunu hangi depoya indirebilirsiniz ki? Dolayısıyla burada bir anda yığmak değil, burada zaman içerisine yayarak, evet, önceliklendirerek yapmak gerekir. Bunda şu an bir avantajımız var. 99 depremiyle bugün arasında sosyal medya ve internet. Yani daha biraz evvel, haber veriyoruz, evet, daha hızlı haber veriyoruz. Mesela bu bilgi daha hızlı yayılıyor. Varsayalım ki yani ben çok muhteşemim ya, bu bilgi bir tek bende var. Şu an yayıldı. Ama bu bilgi çok kişide var. Bu bilgiye sahip, bu tecrübeye sahip çok kişi var. Ve bakın sosyal medyada bunu hiç alakası olmayan, bazen bir ev hanımı bile bunu, ya arkadaşlar yapmayın, bunu yanlış yapıyorsunuz. Şöyle şöyle olması lazım. Ben 99 depreminde yaşadım. Bu gelenler çürüyor sonra diyen bir ev hanımı bile çıkabiliyor. Ve bu bilgi evet doğruymuş diyor. Herkes bunu yayabiliyor. Biraz evvel tedarik zincirini tarif ederken bir şey dedim. Lojistik bağlantıyı kurar. Entegrasyonu ise bilişim. İşte şimdi de yine aynı durumdayız. Lojistik o bağlantıyı ve koordinasyonu sağlıyor stratejik açısından. Entegrasyonu ise bilişim sağlıyor. Hele hele o lojistik bir de bilişimle birleşmişse, ki biliyoruz işte dünden beri Türkiye'nin yine lojistikteki ve taşımacılık çatı kuruluşlarından biri herkesi bir araya getirdi. Bütün nakliyeciler, kooperatifler, küçüklü büyüklü bütün firmalar buraya entegre oldu. Ben bile oraya kaç tane... Hani iş isteği açtım. Türkiye'nin farklı yerlerinden beni tanıyanlar ki arasında belediye bile var. Bana işte spor kulüpleri var. Bunu yazdılar. Ben çıkış noktası, ne kadarlık bir malzeme olduğu, hangi malzeme olduğu, varış noktası ve çıkış noktasındaki koordinasyon ismi ve telefon numarası ile birlikte ilgili yere gönderdim. Onlar da orada o masada bunu önceliklendiriyorlar ve ona göre sevk edecek. Çünkü öyle bir şu an araç da yok ortalıkta. Birçok araç o bölgeye gitmiş durumda. Bu da var şu an. Yine bazı yapılmış olan mobil aplikasyonlarla bunu takip edebiliyorsunuz. Trafik tıkanmış durumda. Araç yığılı. O araçlar boşalacak. Geri gelecekler. Türkiye'de işte çeşitli Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul geri gelecek. Tekrar dolacak yeni yeni malzemelerle. Bir daha gidecek. Burada uzatmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Ama bunun yanında bu trafiği önlemenin de yine bir yöntemi daha var. O da şu ki en büyük hacimli nakliye aracı deniz yoludur. Dolayısıyla ki bu da başladı. Dün akşam itibariyle bu konuyla ilgili de sefer başladı. Buna öncülük eden firmalar var. Harika işler yaptılar. Ro-Ro seferlerinin yapılacağı. Ro-Ro seferi bugün akşam için tekrar planlanmış. Yarın sabah için tekrar planlanmış. Hem iş makinesi götürüyorlar hem yardım malzemeleri götürüyorlar. Bakın bu İskenderun ve Mersin bölgesindeki limanlarımıza bunlar indirilip. Omer çok gecikmiş değil. Bakın yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Deniz Kuvvetleri'nin elinde... Kendi envanterinde çok sayıda gemi var. Bununla ilgili uzman kişiler, emekli amiraller de çağrı yaptı. Bunlar şu an devreye alınıp o amfibi bölgeye gemilerinin bir an yanaştırıp önce... hastane gemisi olarak kullanılabilir. Evet. Amfibi gemiler olmadık yerlere araçları çıkartabilir. Ve böylelikle bir yerde köprü yıkılmıştır, bir yerde yol parçalanmıştır deprem nedeniyle. Bunların dışına çıkılarak yeni yollar, daha yaratıcı şekilde yeni yollarla bölgenin tamamına Mersin ve İskenderun bölgesindeki limanlardan erişilebilir. Dolayısıyla önünüzde de kitabımı görüyorum. Onun son bölümünde o var. Liman merkezi lojistik kümelenme diye. Yani evet plan olarak yapılmamış olsa bile şu andan itibaren İskenderun ve Mersin bölgesindeki limanlar üs olarak alınıp, ana liman olarak alınıp buraya doğru geriye doğru lojistik üs hızlı bir şekilde tesis edilebilir ki Mersin limanı uluslararası bir liman, çok büyük bir liman. Mersin'in arkasında Adana,
Türkiye'nin çok önemli üretim merkezlerinden biri. Dolayısıyla burada zaten birçok tesis var. Bunların hepsi de yerle bir olmadı. Biliyoruz, her yerden duyuyoruz. Buradaki iş adamları zaten tesislerini açtılar. Kendi imkanlarını seferber ettiler. Sadece koordinasyona ihtiyacı var. Bunu şu an o gördüğümün geçici olduğunu, o ilk iki günün, bir günün, iki günün sorunu olduğunu düşünmek istiyorum. Ki bugün, dün öğleden sonra mesela çünkü güzel haberler almaya başladım. Hani bir de kendi açımla baktığım için. Çünkü ben bir fast food restorana bile girdiğimde artık birazcık da mesleki şeyle onun arkasında nasıl bir tedarik zinciri olduğunu düşündüğüm için. O gelen haberlere bu kanalla bakmaya başladım. Güzel bazı şeyler olmaya başladı. İnşallah bugünden itibaren bu, çünkü zaman şu an çok kıymetli ve çok kritik. Kıymetli. Çünkü yazın ortasında değiliz. Çok ciddi miktarda havanın eksilere düştüğü soğukluğu yaşıyoruz. Ki gece sabaha karşı çok da insanları kurtarmak için o 72 saat, ben bu konunun uzmanı değilim ama hepimiz biliyoruz bunu. Hipotermi, o susuzluk ve soğuğun etkisiyle canlı olarak şeyin içerisinde, enkazın içinde kalmış, aslında hiçbir yerinde bir şey olmayan kişiyi dahi kaybedebilme riskimiz var. Bunların tamamıyla ilgili, yani ilacın oraya götürülmesi, tıbbi cihazların oraya götürülmesi, doktorun oraya götürülüp bir yer açılması, yaralının getirilmesi, aracın götürülmesi, harfiyatın boşaltılması, bu bölgeden alınması, yardım aracının o bölgeye sokulması, depo kurulması, gerek konteyner gerek çalışan, bunların tamamı lojistik uzmanlık isteyen bir alandır. Evet, tedarik zincirinin kilit noktasında nasıl benim iddiam lojistikse stratejik olarak, şu anda da yine aynı şey diyeyim, lojistik olarak uzman ve öncesinde de bu tecrübeye sahip olan kişilerin orada olması gerekiyor. Bunlar var. Gerek silahlı kuvvetlerin, gerek ülkemizin envanterinde, bakanlıkların envanterinde bu kişiler isim isim aslında var. Dolayısıyla birçoğunun da zaten seferber olduğunu, hatta benim birazcık da kendi akademik çevrenin dışında biz lojistik akademisyenler olarak hem sivil toplum kuruluşları, ilişkili sivil toplum kuruluşlarıyla hem de sektör temsilcileri çok yakınız. Sektör temsilcilerinden hani artık şahsi bile dostluklar geliştirmiş kişilerin bölgede olduğunu biliyorum. Bölgeden istekleri, doğal bir lider rolüyle koordinatör rolü üstleniyorlar. Kendisi o kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hocam çok önemli şeyler söylediniz. Dediniz ki lojistik bir uzmanlık işidir. Evet. Ve uzmanların aslında şu anda sahada olması gerekiyor. Evet. Oraya yönetmesi gereken kişiler onlar. Şimdi bunun da bir geri planına gidelim. Bir kişinin bir uzmanlığa sahip olabilmesi için onunla ilgili ciddi bir eğitim alması gerekiyor. Bu hem teorik eğitim, üniversitelerde, akademide hem de uygulamalı eğitim. Evet. Yani sahada da yer alması gerekiyor. Artık oraya gittiğinde, o limana gittiğinde, o antrepoya gittiğinde veyahut da enkaz altındaki o insanları gördüğünde hem soğukkanlılığını koruyacak hem de planlama yaparak bir sonraki adıma doğru karar verebilecek. Bunun altyapısı da aslında eğitimden geçiyor ve siz de eğitimin tam da kalbinde yer alıyorsunuz. Evet. Lojistikle ilgili de eğitimler veriyorsunuz. Burada da aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı olarak da görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda lojistik bölüm başkanı. Lojistik bölüm başkanısınız. Evet, bütün unvanları tam söyleyelim. Peki hocam. Yok, orası şu an konumuza, yani unvanı tam söylemek kişisel değil. Konumuza uygun olan evet hocam, onunla bunu anlatmaya ilgili burada. Çalışıyorum. Evet. Yani aslında uzmanlığınızın tam da bu noktada olduğuna vurgu yaparak sormak istiyorum. Peki hocam, bu kadar önemli bir konu ki şu anda canımız yanarak, maalesef, İçimizde bunu hissederek, o acıyı kalbimizde hissederek de bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. O zaman şöyle soralım, afet lojistiği ve şu anda yaşadığımız kriz ortamlarında ne yapılması gerektiğiyle ilgili üniversitelerimizde, işte yüksek okullarımızda gerekli müfredat var mı? Bununla ilgili hem eğitimcilerimizde hem eğitim alanlarda gerekli farkındalık oluştu mu? Yani bize bunun biraz çerçevesini çizer misiniz? Çok. Çünkü siz diyorsunuz ki uzman kişi orada olmalı. Evet. Ben de diyorum ki o uzmanı biz yetiştirebiliyor muyuz şu anda? Çok güzel. Şöyle diyeyim. Sadece afet lojistiği demeyelim. Lojistiğin gereksinimleri olan, yani bir öğrenci mezun olurken
kendi heybesinde bulundurması gereken yeteneklerini ve yetkinliklerinin neler olduğuna dair. Ben 2012'den beri çalışıyorum. Daha öncesinde bir dernek kurma gibi bir girişimim oldu. Sonra aynı çalışmaları sağ olsunlar Türkiye Lojistik Derneği bünyesinde onunla ilgili arkadaşlarımız var, aldılar. Çok büyük bir şevkle büyüttüler. Biz 6,5-7 seneden beri çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hem de her seferinde sektörle bir araya gelerek çalıştaylar yaptık. Bu çalıştaylarda bir lojistik mezunu, gerek meslek yüksekokul mezunu olsun, gerek lisans mezunu olsun, hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini tespit ettik. Bu arada biz akademisyenler de... Çerçeve oluşturdunuz. Evet, yani. Biz akademisyenler de özellikle uluslararası çerçevede neler var onları aldık, masaya getirdik. İçeride sektör neye ihtiyacı var? Çünkü benim o eğitilmiş iş gücü çıktı mı talep eden, hani onu da bir hizmet tedariği diye bakarsak eğitime, o sektördekiler diyor ki benim şöyle kişiye ihtiyacım var diyor. Şunu bilsin, bu yetkinliklere sahip olsun. Biz bunların hepsini masaya yatırdık. Orada ortak akıl 130'dan fazla akademisyen, 300 küsür tane de sektörden yetkili yöneticinin olduğu kişiyle yaptık ve müfredatı belirledik. Bu müfredat şu an bir zorunluluğumuz yok. Herhangi bir şekilde YÖK, Milli Eğitim vesaire bir yerden bir zorunluluk. Ama tamamen gönüllülük esasıyla bütün Türkiye'nin üniversitelerindeki lojistik bölümlerinde bu müfredat var. Herkes gücü yettiğince üniversite senatoları veyahut da yönetim kurullarında bunu yapabildiğince değiştirdi. Benim şu anki müfredatım özellikle bir önceki üniversitemde, daha önce çalıştığım yerlerde bununla neredeyse birebir aynıydı. Çünkü inandığım ve bildiğim bir konu burası. Bunun içerisinde konuyla ilgili afet lojistiği konusu da var. Hatta biz LODER bünyesinde şunu da yaptık. Lojistik öyle çeşitli ki, neyin lojistiği? Yani her an bozulabilecek taze ürüne ait bir lojistikten mi, tekstilden mi, yoksa afet durumundaki lojistikten mi bahsediyor? Farklı farklı. Bir akademisyen ben hepsini biliyorum diyor, bu da mümkün değil. O zaman dedik bizim de öğrenmemiz gerekir dedik. Ve maalesef şu an yandığını üzerek gördüm. O limanda biz mesela liman eğitimi, liman ve terminal eğitimi kim? Hocalar, bizler eğitildik. Profesyoneller bizi eğitti ya da liman yönünde güçlü olan akademisyenler. Başka yerde dış ticaretle lojistiği nasıl entegre edeceğimizin eğitimi alındı. Bir yerde karayoluyla ilgili. Çünkü ben biliyorum, öbür üniversitedeki arkadaşım bilmiyor olabilir. Sizin de doktora alanınız uluslararası ilişkiler ama öbür taraftan lojistik çalışıyorsunuz. Lojistiğin teknik alanında bilginiz var mı, değil mi? Siz doğal bir şekilde yok dersiniz ama konunun üzerinde, işin içinde, üniversitede sorumlu durunduğunuzda siz de o eksiğinizi kapatmak için. Biz bunları da yaptık. Bu eğitimleri de verdik ve afet lojistiğiyle ilgili bir doğrudan doğruya bir eğitim vermedik şu an için. Ama afet lojistiğini yaşamış, yani 99 depreminde yaşamış. Bir de lojistik dünyada da ülkemizde de öyle. Hem akademik açıdan hem de sektörel açıdan askerlerin çok fazla içinde olduğu, ben de biliyorum. Başlangıç noktası da aslında, evet, o olarak. Evet, birazcık öyle. Bunu yani gerek stratejik yönetim, gerek lojistikle ilgili kitaplara bakarsanız işte kelime kökeni askeri terminolojiden gelen diye başlar hepsinde. Dolayısıyla bu kişilerin olduğu, dolayısıyla bizlerin ciddi anlamda insani yardım lojistiğinde bu tip olaylarda yurt dışında, benim yurt dışı tecrübem var veyahut da yurt içindeki depremlerde tecrübe etmiş zaten hocalarımız var. Bu hocalarla birlikte bu eğitimler veriliyor. Orada bir tam sorun olduğunu düşünmüyorum ki yine kitap önümüzde. O çok sevdiğim bir akademisyen arkadaşımın kitabıdır. Afet yönetiminin işte lojistik yönünü yazdı kendisi de. Yani biz bunları hem öğrencilerimize veriyoruz hem de sadece öğrencilerimize. Yani bizi o dersin içinde dinleyen 15, 30, 40 kişi değil. Herkes bunu kitap olarak da yayınlıyoruz. Herkesin önünde bulunabilecek, şirket yöneticilerinin önünde bulunabilecek şekilde, şirket yöneticilerinizin bazıları buna gerçekten inanıyor. Bizimle telefon kaldırıp soruyor, birçok şey soruyor, birçok şeyi danışıyoruz, konuşuyoruz, sohbetler geliştiriyoruz, dostluklar geliştiriyoruz. Bu onlara da sürekli olarak katkı.
Kimisi alıp okuyabilir ama bazıları uzak olanlar da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim tabii. Hocam öncelikle ben bu kitabın buradan tanıtımını da yapmak istiyorum. Çünkü ben bu kitabı baştan sona kadar okudum ve çok istifade ettiğimi söyleyebilirim. Lojistik sektöründe birkaç sene boyunca ben de çalıştım. Hocam bununla ilgili emeğiniz için size teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Lojistik eğitiminden bahsettik, afet lojistiğinden bahsettik ve afet lojistiğiyle ilgili de bir kitap daha göstermek istiyorum. Bununla ilgili yayınlanmış en kapsamlı kitaplardan birinin olduğunu evet. söyledi hocam. Ön sözü de bana aittir. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Eğer bir eklemeniz varsa onu da sizden alalım. Bu her iki kitabında lojistikle ilgilenen yöneticiler, lojistikle ilgilenen çalışanlar veyahut da akademik olarak bilgi edinmek isteyen bütün herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hocam geldiğiniz için, katılım sağladığınız için çok teşekkürler. Bu zor günde, bu zor Atatürk'ün dediği gibi ahval ve şerait içinde gerçekten görevimiz her zaman Türk toplumuna, herkese doğruyu aktarmak, doğruyu söylemek. Biz de bu görev sorumluluğuyla bugün buradaydık. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrar, yani tüm ülkeye başsağlığı ve sabır diliyorum. Ben de hocam. Bütün Türkiye'ye, bütün Türk milletine, herkese çok geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten Türkiye'yi sarsan bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Konuşmak da çok kolay değil. Umuyorum ki yaralarımızı hep birlikte sarabiliriz. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum.